Teröristlerin yeni korkulu rüyası olacak. Üstün uçuş kabiliyetiyle 3 ton yük taşıyacak. 2022 yılında gökyüzündeki yerini alacak. Milli mühendisliğin en yeni ürünü. Hafif taarruz uçağı Hürjet'in ilk örneği tamamlandı. Tanıtımı ise İngiltere'de yapılıyor. Dünyanın en önemli havacılık fuarlarından birindeyiz. Bugün bizler için önemli çünkü arkamda görmüş olduğunuz gibi Hürjet ilk kez görücüye çıktı. Hem de dünyanın en önemli havacılık fuarında İngiltere'de. Hürjet'in çalışmaları devam ediyor projenin ilk aşamasında. Ama projeler tamamlandıktan sonra görsel olarak da %80 oranında böyle olacak. Milli hafif taarruz uçağı 22 Temmuz'a kadar devam edecek Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda boy gösteriyor. Hürkuş'un jet motorlu sürümü olan Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlandı. Hürjet, Türkiye'nin jet eğitimi ve hafif taarruz uçağı ihtiyacını karşılıyor. Uçağın ilk örneğiyle tasarımı da şekillenmeye başladı. Kokpitteki hareketli kontrol yüzeylerine sahip ilk örnekte gerçek uzay takımları kullanıldı. Peki Hürjet ilk uçuşunu ne zaman yapacak? Proje çalışmaları devam ediyor. 2022'yi tarih gösterdiğinde ise Hürjet göklerdeki yerini alacak. Taarruz faaliyetlerinde çevre güvenliğini sağlayacak Hürjet, ana taarruz uçaklarına koridor açacak, harekat ortamını hazırlayacak. Terörle mücadelede önemli rol alacak Hürjet, silahlı ve silahsız olarak karakol faaliyeti de yürütebilecek. Türk savunma sanayinin 100 akı yerli araçlarda fuarda yerini aldı. Burada Hürjet'imizle, Anka'yla, T-625 helikopterimizle ve Atak'la buradayız. Atak da gösteri yapıyor. Kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olan T-129 Atak, Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine Nisan ayında girdi. 11 Temmuz'da Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'nde de arz-ı endam eden Atak, izleyenlerden tam not almıştı.